kendi evimde kapıları kilitleyerek uyuyorum. Aksi takdirde sabah uyandığımda günün sürpriziyle uyanmak da var Kemal. Baba! Masal! Masal, kızım ne oldu? Ha, rüya mı gördün? Ne oldu? Korkma, ben yanındayım. Masal! Ne oldu, bir şey mi oldu? Ne oldu kızım, söylesene. Masal! Yoksa sen bize oyun mu yaptın? Hı? Bizi kandırıyorsun sen, değil mi? Kızım niye böyle yapıyorsun ama? Bak, korkuttun beni. Yani bir tek siz korkmadınız Kemal Bey. Leyla ablanı da korkutmuşsun. Oldu mu? Bakalım bunun altından ne çıkacak? Yoksa senin canın oyun mu oynamak istiyor? O zaman karnın acıktı. İşin mi geldi? Anlaşıldı. Benim kızımın canı sohbet etmek istiyor. Ama şimdi uyku zamanı. Vallahi Masal kız doğru söylüyor. Emir büyük yerden geldi. Saat çok geç oldu. Hadi tatlım. Hadi bakalım. Burada kal. Baba sen de. Masal yapabiliyor muyuz? İstek. Prensesle bezelye taneleri. Kitapta üçüncü masa. Prensesim de istiyor mu bakalım? Bir zamanlar bir prens varmış. Bu prens evlenmek istiyormuş. Ama evleneceği kişi gerçek bir prenses olmalıymış. Böyle birini bulmak için bütün dünyayı dolaşmış. Ama çok büyük bir hayal kırıklığına uğramış. Çünkü karşısına çıkan prenseslerin hakiki olup olmadığını bir türlü anlayamıyormuş. Hep eksik bir şeyler oluyormuş. Sonunda üzüntü ve umutsuzluk içinde yurduna dönmüş. Bir gece korkunç bir fırtına çıkmış. Şimşekler çakıyor, gök gürülüyor, bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyormuş. Göğün sesi her yeri inletiyormuş. Derken sarayın kapısı çalınmış. Yaşlı kral gidip kapıyı açmış. Kralın kapıyı açması saçma ama uykuya birebir. Devam ediyorum. Kral kapıyı açmış. Fakat o da ne? Kapıda yağmurdan ve fırtınadan perişan olmuş zavallı bir kız duruyormuş. Üstelik her tarafından sular akan, tepeden tırnağa sırılsıklam olmuş bu kız gerçek bir prenses olduğunu söylüyormuş. Bir zamanlar bir prens varmış. Bu prens evlenmek istiyormuş. Ama evleneceği kişi gerçek bir prenses olmalıymış. Öyle birini bulmak için bütün dünyayı dolaşmış. Ama çok büyük bir hayal kırıklığına uğramış. Çünkü karşısına çıkan prenseslerin hakiki olup olmadığını bir türlü anlayamıyormuş.
bu kadar ses çıkartmıyor ya? Yemi falan mı bitti acaba? Yemin var senin. Pardon, uyandırdın mı? Ayağım şartıda. Günaydın. Günaydın. Çok mu susadın sen? Biraz daha fazla koyarsan çabuk bitmez. Kalınca ısınıyor. Seni dışarı çıkaralım mı bugün incircik? Çok bunaldın evde. Hava alırsın biraz. Ben çıkarırım. Ben hallederim. Burada mı uyumuşum ya? Biz kokulum benim. Bu korkuda uyunmaz mı? Şu hale bak. Yataktan kalkması bile tuhaf. Kemal Bey, ben şey yapmışım. Burada uyumuşum. Kahvaltıda görüşürüz. Thank you.
Ayrıca Reyhan'ı kurtarmak için az daha canından oluyordun. Bu durumu nasıl açıklayacaksın peki? Ya Zafer. Hiç boşuna inkar etme kardeşim. Kurtardık diye aşık mı olmuş oluyoruz? Onun yerinde başkası da olsa aynı şeyi yapardım. Öyle özel bir anlam yüklemeye gerek yok yani anlayacağım. Herkes için canını tehlikeye atabilecek biri. Öyle değil mi İncir? Uşağım, dün gece benim yüzümden zor duruma kaldın. İçim el vermeyi vallahi ha. Dert etme, biz hallettik o işi. Kadın 40 yılın başı yemeğe geldi. Dışarıdan yedirdik, ayıp oldu ha. Hem de Süheyla Hanım'a. Çok severim ha, esaslı kadındır. Ne diyorum biliyor musun? Sen onu bir daha davet etsen. Yemekleri Leyla yaptı. Ne? Ne dedin? Nasıl oldu dedin? Duyduğun gibi. Duydum. Duydum da kulaklarıma inanamadım. Ha bizim Leyla kızımız yemekleri etti, öyle mi? Hem de Süheyla Hanım'a. Ağır misafire yani. Sen kuru fasulye yaptığımda da gözlerini devirmiştin, bak hatırlatırım. Ben onu öyle bir defa oldu sandım. Hem bunun sofra kurması var, yemekleri sırasına göre servis etmesi var, hizmeti var. Yok, ben masal kızıma soracağım. Sor bakalım. Güzel kızım, de bakayım bana. Yemekleri gerçekten Leyla abla mı etti? Ben anladım. Yeğenim, sen Leyla ablana toz kondurmayasın da. Ben Kemal uşağım ne diye onu merak ederim. Dün gece Leyla ablam benimle uyudu. Ne kadar güzel etmiş. Değişiklik olmuştur. Abla kardeş sarmaş dolaş uyumuşsunuzdur. Reçel yer misin masal kızı? Babam da. Baban da ne? Benim adam duyuyordu. Öyle mi? Duydukların... Yani her ne duyduysan, Zafer'le ben konuşurken yanlış anlamış olabilirsin. Yanlış? Biz basit bir olay yaşamadık. Psikopatın biri seni kaçırdı, canına kastetti. Sen de benim yerimde olsan, yani birini zor durumda görsen, koşardın herhalde. İşte ben de öyle yaptım. Sana yardım ettim. Bir başkası da olsa... Yani ne bileyim mesela bir arkadaşım. Ona da koşardım. Demek istediğim oydu. Anladım. Cümlem kastını aşmış olabilir. Anladım. Ayrıca için rahat olsun.
Beni korumak gibi bir mecburiyetin yok. Her ne kadar senin soyadını taşıyor olsam da ikimiz de çok iyi biliyoruz ki aramızda sadece bir imza var. Babam koltukta böyle uyuyordu. Öyle mi? Demek öyle uyudu babam. Şehriye ablası, benim kızım ileride kesin tiyatrocu olacak. Baksana, babasının taklidini ne güzel yaptı. Olur mu olur. Yani yeteneklidir benim paçımda. Ben çayınızı tazeleyeyim. Gerilmene gerek yok. Şehriye abla en azından beni tanıyor. Yanlış anlamaz. Ha, beni yanlış anlayabilir yani. Senin gibi baba yoktur uşağım. Ha bu kızımın bir dediğini iki etmez. Çok iyi bakarsın ona. Allah'ım herkese böylesini nasip etsin. Maşallah. Uy, sen onun iyi zamanına denk geldin. Sen uşağımın kadınlara ne eziyet ettiğini bilmezsin. Ben de çay alabilir miyim? Ben onu aldım bile zaten. Günaydın. Saatten haberin yok herhalde. Neredesin bunca zamandır? Valiz hazırlıyordum. Uludağ tatili için son hazırlıklarımı yaptım. Tam 7 valizle gidiyorum. 7 mi? Hı, 7. İlk defa gidiyorum Uludağ'a. Sabah uyanınca ayrı, öğlen ayrı, ikindi ayrı, her saat ayrı bir şey giyeceğim. Allah akıl fikir versin. Gece de gözüme uyku girmedi. Düşünsene, bütün sosyeteyle Uludağ'da tatil yapacağım. Kayak takımı da alacaktım. O biraz pahalıydı. Sefer kiralarız dedi. Aman Melike abla, sanki poz verenlerin hepsi kayıyor mu? Ben de poz vereceğim. Tutacağım kayak çubuklarından böyle. Üstten de çekerim, hem zayıf gösterir. Sonra hop sosyal medyaya atarım. Karı koca tatile gidiyorsunuz. Fotoğraf çektirmeye değil. Başka şeyler düşün. Öyle deme Melike abla. Dost var, düşman var. Herkes görsün. Özellikle de kaynanam görsün. Heh, asıl meseleye geldin. Öyle torun istiyorum diye başıma ekşimek kolaydı. Görsün bakalım patron kimmiş. Seferi nasıl getirdim yola ama? Ah kızım ah. Sen akıllanmazsın. Allah hidayet versin. Herkes benim kadar akıllı olsaydı keşke. Acaba kırmızı pantolonumu da alsa mıydım? Lazım olur mu ki? Sefer, ne oldu?
Kimden saklanıyorsun? Nigar görmesin. Nedir o? Al kendin bak abla. İyice zamlanmadım alayım dedim. Oğluma daha neler neler alacağım. Hiçbir şeyden eksik kalmasın. Ne diyorsun Sefer? Ne oğlu? Bu tatilde de Nigar'ın gönlünü alırım. İkna ederim diyorum. Yani bu Uludağ tatili Nigar ikna olsun diye. Ah be oğlum. Ne diyeyim ben sana? Allah gönlüne göre versin. Sen ne zamandan beri oradasın çiçeğim? Düşündüm de karar verdim. Gitmiyorum Uludağ'a. Nasıl o kadar tatil planı yaptık? Cin olmadan adam çarpmaya kalkarsan aha da böyle çarpılırsın. Elinde patlar. Gelmiyorum Uludağ'a falan. Dur Gonca Gülüm konuşalım. Lütfen güvendiğim Uludağ'lara kanlar yağdı. Çiçeğim bak istersen konuşabiliriz bunu lütfen. Gel. Kolay gelsin. Bölüyor muyum? Yok. Gel kızım. Gel. İyi gördüm seni. İyiyim şükür. Sen nasılsın kızım? Ben iyiyim de Erzurum'la görüştüm. Mukadder teyze çok hastalanmış. Öyle mi? Nasılmış durumu şimdi? Kötü. Tek başına bir de. Yardıma da ihtiyacı var. O yüzden eğer müsaade ederseniz ben birkaç günlüğüne köye gitmek istiyorum onun yanında olmak için. Olur tabii kızım. Git. Gitmene gerekiyorsa yap. Çok teşekkür ederim. Ben çıkayım o zaman. Tamam kızım. Ayrıca için rahat olsun. Beni korumak gibi bir mecburiyetin yok. Her ne kadar senin soyadını taşıyor olsam da ikimiz de biliyoruz ki aramızda sadece bir imza var. Anlatamadım ki meramımı. Saçmaladım resmen. Selam. Emirciğim gelebilir miyim? Sana kahve getirdim. Hem de en sevdiğimden. Ekstra şat. Omzun nasıl? İyi, sorun edecek bir şey yok. Bakayım sana. Kolun iyi ama sen iyi gözükmüyorsun. Neyin var? Bilmen gereken bir şey yok. Genel şeyler. Genel şeyler dediğimiz Reyhan olabilir mi? Emirciğim, bana her şeyi anlatabilirsin. Yapabileceğim bir şey vardır belki ya da tavsiye verebilirim. Kendi kendime çözmem gereken konular. Kızın kalbini kıracak bir şey yaptın. Kesin. Benim bir şey yapmama gerek kalmıyor ki. Reyhan yüzünden bu haldesin yani. Duyduklarıyla yargılıyor. Sonra hüküm veriyor. Arkasında ne olduğunu sormuyor bile. Şey, konuşmaya çalışsaydım. Konuştum zaten. Neyse ya. Reyhan'ı önemsiyorsun. Hem de çok. Herkes yanlış anlaşılmaktan rahatsız olur.
Geldi mi? Tamam. Toplantı odasını alın. Geliyorum hemen. Çok önemli bir toplantı. Ha, yok önemli değil. Sen git. Ben zaten Yonca'ya gelmiştim. Geçmiş olsun dileklerimi ilet. Selam söyle. Baş üstüne. Geldi mi vakit? Hı hı. Biraz daha oyalanırsam gidemeyebilirim. Keşke abim de gelseydi. Ama iş var tabii. Ben yokken kendine dikkat et, tamam mı? İyi yolculuklar, sağlıkla git. Varınca da mutlaka ara bizi. Tamam, ararım. Gidişin olsun da dönüşün olmasın. Bu konaktan son çıkışın olur inşallah. Valizinizi alayım. İyi yolculuklar kızım. Merakta bırakma bizi. Sık sık ara olur mu? Güle güle. Bakma sağ kız, kocaman oldu görüyor musun? Biraz daha büyütelim. Aa. Üzülmeme sağ kız, birazdan daha büyüğünü yaparız tamam mı? Bir dakika, geliyorum şimdi. Efendim baba? Niye açmıyorsun Leyla? Kaç kere çaldırdım. Ya masal kızla oynuyorduk. Onun yanında telefon kullanmamız yasak da kusura bakma. Bizmiş biz. Kullanmıyorsunuz öyle mi? Bakıyorum işler yolunda. Ha? Anlamadım. Leyla artık diyorum yuvaya dönme vakti diyorum. Gelmedi mi sence? Kime diyorum alo? Şey, baba sen bana ne diyecektin? Niçin aramıştın? Yeni bir mekan var. Plan yaptım. Akşam orayı patlatacağız. La havle ne havası ne? Akşama gel diyorum. Leyla, gece yarısından önce ol burada. Taci ile birlikte mekana gireceksiniz. Baba, şey, evin güvenliklerini biliyorsun. Benim çıkmam mümkün değil yani. Başlatma güvenliğine. Leyla, kızım. Nereye su? Ha, anladın değil mi babacığım? Tamam. Öpüyorum yanaklarından. Konuşuruz sonra. Hadi bay bay. Efendim ablacığım. Öğle yemeğini hazır ettim. Mis gibi yaprak sarmasıyla mercimek çorbası. Yanına yoğurt mu istersiniz, salata mı? Ellerine sağlık ablacığım. Vallahi hiç fark etmez. Canın ne isterse onu yap. Salata edeyim o vakit. Patron. Leyla Hanım bizi unuttu. Akşama iş var diyorum, tık yok. Bilirim bana ne yapacağımı. Ne yapacaksın ki? Eşek gibi evden çıkacak. Akşam hazır ol. Öyle bir sıkacağım ki canını. Amca müsait miydin? Amca.
Emir. Oho! Bu neyin bakışı böyle Kemal Tarhun? Sanki başınızda kavak yelleri. Dalmışım. Otursana. Ya neler oluyor böyle? Toplantıyla ilgili bilgi verecektim ama istersen sonra da konuşabiliriz. Her şey yolunda mı? İyi iyi. Gayet iyi. Cimcimeyi diyorum, cimcimeyi. O kadar uzun zaman sonra konuşunca gözlerimle görmesem inanmazdım. Dünyanın en güzel şarkısını dünyanın en güzel sesinden dinlemek gibi. Biraz sessiz kalsa rahatsız oluyorum. Hep konuşsun istiyorum. Tekrar geleceğim kuzeni ziyarete. Sesini duymak için. Gel tabii. Ama Reyhan'ı da getir. Taci. Leyla. Nasılsın, iyi misin? İyidir, sen? Yani... sana bir haber verecektim. Bu büyük bir depo vardı, hatırlıyor musun? Beraber bakmıştık. Bugün oraya gireceğim. Patron işi bana verdi. Tek başına. Taci saçmalama. Tek başına falan giremezsin oraya, bak sakın. Sanki seçeneğim varmış gibi konuşuyorsun. Gir dedi, gireceğim işte. Ben konuşurum babamla. Hayır, hayır. Sakın. Duyarsa öldürür beni. Sen sadece içeri girmem için yardım etsen. Taci, bak ben evden çıkamam. Tek başıma yapamam Leyla. Çok sıkıntı olur. Bir aksilik olursa? Bir aksilik falan olmayacak çünkü gitmeyeceksin Taci. Yardım etmeyecek misin yani? Ya yardım edemem diyorum sana, anlamıyor musun? Bak ısrar etme, sen de gitme, tamam mı? Yapmaya çalışıyorsun baba sen. Tam da düşündüğüm gibi. Leyla bizim işlerden elini eteğini çekmiş. Son şansını da kullanamadı. Demek ki kendi yöntemlerimle halledeceğim. Leyla'yı o evden de Kemal'in hayatından da çıkarmanın zamanı geldi. Ne yapacaksın ki? Biricik kızıma nereye ait olduğunu, aslında kim olduğunu göstereceğim. Beni dinle. Depodaymışsın gibi Leyla'yı arayacaksın. İçeride sıkıştığını, çıkamadığını söyleyeceksin. Leyla'nın vicdanı o kadarına dayanamaz. Gelir. Hop, nöni nöni, eller havaya. Polis suçüstü yapacak. Olmaz, Leyla cezaevinde kal... Oğlum, ne kadar ceza alacağı belli. O kadarı burnunu sürtmeye yeter. İyi de masalı bir daha göremez. Ben neyin peşindeyim? Çeyrek akıllı. Kemal olanları öğrenince Leyla'yı değil eve, mahalleye bile sokmaz. Benim planım da tıkır tıkır işler. Belki gelmez. Gelir gelir. Leyla'yı bilmiyor musun? Kıyamaz o kimseye. Hazır ol sen. Aşot çorbası, sen çok seversin. Hadi doğrul da içireyim. Allah ne muradın var, seversin yavrum. Tuttuğun altın esin.
Seni bize getirdim diye kusura bakmadın değil mi? O kadar çok özledim ki evimi. Kusuru kızım. Sen kalkmışsın ta İstanbullardan benim için gelmişsin. Benim kalbimden de doğadan başka ne geçer? Pamuk kalpli kızım benim. Sen yorulma yavrum, ben içerim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ben suyunu getireyim. Yok yok, gitme. İstemem. Otur otur. Geldiğimden beri pervane oldu etrafım. Otur güzel kızım. Damat bey oğlum niye gelmedi? İşleri vardı onun biraz. Gelip köyümüzü görseydi ne iyi olurdu. En son geldiğinde bebeydi. Nasip, belki başka zamanı. Anlasana Reyhan, konakta ne var ne yok. Memnun musun yerinden? İyiyim Mukadder teyzem. Herkes iyi, bir sorun yok. Esma nikahtan dönünce anlattı. Kaynanan biraz huysuzmuş. Kızım, kaynananı soruyorum. İyi davranıyor mu sana? Bir kötülüğü yok. Alıştı herhalde. Yok, o gözler öyle söylemiyor. İyi değilsin sen. Canını sıkmışlar besbelli. Seni bilirim ben. Annen gibisin. Kan kusarsın, kızılcık şerbeti içtim dersin. Yok Mukadder teyze, iyiyim ben. Ama özlüyorum tabii burayı. Annem de burada. Onu o kadar çok özlüyorum ki. O mis kokusunu, başımı yasladığım şefkatli göğsünü, saçlarımı okşayan pamuk ellerini. Her sabah ezanından sonra kalk kızım diye seslenişini. Eve her girdiğimde aydınlanan yüzünü. Ah güzel kalpli kızım benim. Üzülme, sen ağlama ya. Rabbim Meryem'imizi bizden daha çok sevdiği için aldı yanına. Takdiri ilahi yavrum. Güzel Rabbim cennetiyle ödüllendirecek Meryem'imizi. İnşallah. Güzel kızım, güzel kızım. Hadi iç sen. İç Mukadder teyzem, iç. Şifa olsun sana.